Merhaba sevgili dostum. Ben Klinik Psikolog Beyhan Budak. Motivasyon Defteri programımıza hoş geldin. Bugün konumuz anneler, babalar, ebeveynler, onlarla olan ilişkilerimiz. Şimdi biraz düşününce aslında onların varlığı bizim bu hayatta çok daha iyi hissetmemizi, bu hayatla temas kurmamızı sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi. Ama bazen ne kadar iyi olsalar da bizim hayatımızı zorlaştıran bir noktada davranabiliyorlar. Bizi hiç anlamadıklarını, hatta sıkıştırdıklarını, üzerimize üzerimize geldiklerini düşünebiliyoruz. Peki onlarla ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz? Bu bölümde bu konuyu işleyeceğiz. Hazırsan başlayalım. İlk sorumuz şu. Hocam anne babamın beni sürekli eleştirmesi beni olumsuz etkiliyor. Bu tür durumlarla nasıl başa çıkabilirim? Aile içi eleştiri gerçekten bazen arka arkaya geldiği zaman ve yaptığımız güzel şeyler takdir edilmediği zaman karşıdaki insanın eleştirisi yapıcı bile olsa yıkıcı bir etki göstermeye başlıyor. Burada her zaman her problemde olduğu gibi en önemli şey kendimizi sağlıklı ve doğru bir şekilde ifade edebilmek. Anne babaların içine düştüğü bir hata var. Özellikle bu bölüm anne bana da izletmeni öneriyorum. Bazen çocuklarımızı nereden ölçtüğümüz çok önemli. Şimdi herkesin olduğu bir nokta var ve olduğu noktadan ileri gideceği bir nokta var. Şimdi ben diyelim ki günlük bir saat ders çalışıyorum. Annem bana diyor ki günlük üç saat ders çalışman lazım hedeflerine ulaşmak için. Şimdi ben evet annemin bana söylediği, babamın bana söylediği şeyi makul görüyorum ve çalışmaya başlıyorum ve kendimi bir saatten bir buçuk saate zorlaya zorlaya azimli bir şekilde çıkartıyorum. Sonrasında annemin beni değerlendireceği iki tane nokta var. İki bakış açısı. Birincisi şu. Bir saatten kendisini bir buçuk saate çıkartmış bir öğrenci. Böyle değerlendirirse Beyhan güzel bir öğrenci. Azimli bir öğrenci. Kendini geliştiren bir öğrenci. Ya da şöyle bir bakış açısıyla bakar. Beyhan 3 saat çalışması gereken bir öğrenci. Ama hala bir buçuk saat eksiği var. Şimdi eğer bu eksikle bakarsak devamlı olması gereken yere ölçüm yapıp eksiklerle yaklaşırsak bazen insanın motivasyonu bozulabiliyor. Karşı tarafın kendisini anlamadığını düşünüp o hedefinden de motivasyondan da vazgeçiyor. Bundan dolayı ailemize bunu ifade etmek ve ortaya koyduğumuz çabayı, mücadeleyi onlara aktarabilmek çok önemli. Anne baban sana bir şey söylediği zaman hemen tepki vermek yerine bir düşün bakalım. Bir düşün ne demek istiyorlar? Gerçekten seni düşünen, haklılık payı olan tarafları var mı? Eğer o noktada hala kendi durduğun yeri, davranışları haklı buluyorsan ben diliyle beraber onlara kendini izah etmeye çalış. Hatta burada şöyle bir teknik de işimize yarayabilir. Bazen e, onlar diyelim sen konuşuyorsun, onlar konuşuyor ve ortalık birden alev alıyorsa, herkes çok sinirleniyorsa ne oluyor? Aslında kimse konuşmuyor çünkü ortada gergin bir tartış ışma oluşuyor. Hissettiklerini, aslında ne yapmak istediğini, amacını içeren bir mektup yazarsan onlara özellikle seni daha çok anladığını düşündüğün ebeveynine birazcık daha belki onun da seni anlayabileceği empatik bir ortam oluşturma şansın olabilir. Kendini ifade etme konusunda belki anne babanla aracı olma noktasında öğretmenlerin, okul psikolojik danışmanı da sana yardımcı olabilir. Birazcık daha senin onlara kendini izah etmen konusunda destek olabilir diye diye düşünüyorum Gelelim bir diğer sorumuza. Ailemle açık iletişim kurmakta zorlanıyorum. Dertlerimi nasıl daha iyi ifade edebilirim? Bazen sevgili dostum bana şunu soruyorlar. Diyorlar ki işte iyi bir aileyi nasıl tanımlarsın diye. Ben hep şöyle bir örnek veririm. Anne babayla konuşabiliyorsa, anne çocuklarıyla konuşabiliyorsa sağlıklı bir şekilde, baba çocuklarıyla konuşabiliyorsa o aile sağlam bir ailedir. Arada böyle gerginlikler, öfkeler, krizler küskünlükler bile olabilir. Gayet normal. Her ailede olan şeyler. Ama bazen bu iletişim olmadığı zaman korku kültürü olduğu zaman insanlar birbirine yalan söylemeye başlıyor ya da bir şekilde bir bakmışız ki ortada insanlar kendisini saklamaya başlıyor. Bu ortaya çıktığı zaman o sağlıklı aile durumundan bahsedemeyiz. Bundan dolayı açık kendini ifade etme şekli çok ama çok önemli. Böyle bir zaman diliminde peki açık iletişim için ne yapabilirsin? En başta beden dilini, konuşma şeklini, üslubunu, ses tonunu bazen ayarlamak gerekebilir. Özellikle ergenlik zamanında hepimiz buradan geçtik. Böyle bir zamanda haksızlığa uğradığını düşündüğün için ya da bazen sabırsız hissettiğin zamanlarda ne oluyor biliyor musun? Çok öfkeli, çok yüksek ses tonuyla, kızgın bir şekilde onlarla konuşabiliyorsun. İşte böyle zamanlarda biraz ayarımızı biraz aşağı çekersek, daha sakin bir şekilde yaklaşırsak bence iletişimimiz daha makul olacaktır. Ben mesela şu anda senin üstünde siyah bir tişört olduğunu varsayalım. Sana diyorum ki ya ne biçim insansın sen? İşte siyah tişört giyilir mi hiç? Hiç yakışmamış sana. Gerçekte sen de kendine siyah tişörtün yakışmadığını düşünsen bile ne olur biliyor musun? Böyle bir üslupla, ses tonuyla sana yaklaştığım zaman kendini bir şekilde saldırı altında hissedersin ve öfkenden dolayı o sevmediğin siyah tişörtü savunmaya başlarsın. Açık iletişimde saldırıyla değil yumuşak yumuşak gitmek lazım. Burada mesela şöyle deseydim sana ya siyah çok güzel bir seçim ama acaba acaba laciverti de denesen iyi olabilir mi? Böyle olduğu zaman aslında ne oluyor? İnsan o noktada karşı tarafın fikirlerini önemsemeye başlıyor. Sen de buna birazcık dikkat edebilirsin. İletişim esnasında anne babanın da bunu neden yapmaya çalıştığını, arkasında hangi motivasyonun olduğunu anlamaya çalışmak sana çok fayda sağlayacaktır hem insanları anlamak noktasında. Mesela bir ortaokul, lise öğrencisi bence anne babasını anlayabiliyorsa, güzel iletişim kurabiliyorsa hayatta herkesi anlar zaten. Bir diğer yöntem, minik bir teknik aslında bu. Anne ne babana söylemeyebilirsin bu kısmı. Kapıdaki ayak tekniği. Bir noktada yapmak istediğimiz, izin almak istediğimiz bir şey var ya anne babamızın özellikle ilk çocuğuysak biraz onlar acemilik çekebiliyorlar ve fazladan koruyucu, fazladan sert olabiliyorlar. Sen de bir şey istediğin zaman onu en yüksek perdeden değil kapıdaki ayak yani bir kapıyı ayağını koy kapıyı açık bırak sonra içeri girersin yöntemiyle minik minik böyle istediklerini yavaş yavaş ifade edersen aşama aşama arttırırsan onları hem aranızdaki güven ilişkisini oluşturacaksın hem de istediğin hedefe yavaş yavaş ulaşacaksın. Anne babaların temel korkusu böyle karmaşık kaos Dolu bir dünya içerisinde ya çocuğumun başına kötü bir şey gelirse korkusu. Sen bunu o adım adım ilerleme noktasında o güveni kazandığın zaman öyle bir noktaya gelir ki güven olduktan sonra o iletişimde gerçekten farklı bir noktaya geliyor. İstediğimiz şeyin makul ve herkesin faydasına olacağından da emin olmak lazım. Bu noktada istediğimin makul olmasını bir şekilde anlamam lazım. Yoksa belki de ailem tepki göstermekte haklı da olabilir. Bunu da da hesaba katmak lazım. Bazen ben çok kızgın bir şekilde onlara tepki gösterebilirim ama birazcık burada dikkatli olmakta fayda var. Belki de haklılardır. Bunu da hesaba katmanı tavsiye ederim. Gelelim bir diğer soruya. Anne babamın aile içi problemleri beni olumsuz etkiliyor. Bu durumla nasıl başa çıkabilirim? Şimdi anne babalarımızın çok iyi anlaşmasını, böyle mükemmel bir ilişkilerinin olmasını, evin sevgi dolu olmasını, herkesin sevgi pıtırcığı olmasını çok isteriz. Ponçik bir aile olduğunu düşün mesela harika olurdu ama maalesef e, hayaller ve gerçekler diyorum. Bazen gerçekler hayallerle uyuşmayabiliyor. Bazen kendi ilişkilerinde sorunlar yaşayabiliyor. Burada dikkat edeceğimiz şey kendimizi koruyor olmak. Çocukların en çok içine düştüğü hatalardan birisi anne babalarının çatışmalarından kendilerini sorumlu tutması. Ne demek istiyorum yani? Anne baba kavga ediyor. Baba anneye belki kötü davranıyor. Anne belki babaya kötü davranıyor. Çocuk bunu tek başına çözebileceğini, annesini koruyabileceğini, babasını koruyabileceğini zannediyor. Elbette bizim de onların ilişkisi hakkında söyleyeceğimiz şeyler olabilir. Ama burada tüm sorumluluğu üzerimize almak diğer ebeveynin, diğer tarafın öfkesini kendi tarafımıza çekmemize sebep olur. Bu da bizim okulumuzu, derslerimizi, odaklanmamızı, hayat kalitemizi etkiler. Ne olursa olsun problemin onların arasındaki bir problem olduğunu düşünmeni ve bunu birazcık kabullenmeni tavsiye ederim sana. Bir diğer mevzu senin yüzünden çıkmadı bu sebep. Bir diğer mevzu bu tartışmalar, bu kavgalar senin yüzünden çıkmadı. Belki sen doğmadan bile oluşmuş olabilir. Senin kontrolün dışındaki faktörlerden dolayı oluşmuş olabilir. Bunun için yapacağımız şey dediğim gibi elbette önerilerde bulunacaksın. Ama belirgin bir şekilde bir ebeveyninin tarafını tutarsan bu diğer ebeveyninin öfkesini çekecektir. Hem sana yönelecek bu öfke hem de anneye ya da babaya kimin yanındaysan onu bu sebepten dolayı suçlanmasına da sebep olacaktır bu önemli bir diğer mevzu bazen anne babalar bu gerginlik atmosferi içerisinde çocuklarından hakemlik yapmasını isteyebilirler. Yani işte kızına söyleyebilirler, oğluna söyleyebilirler. Oğlum sence kim haklı? Kızım sence kim haklı? Bu bir yandan senin gururunu okşayabilir. Ya işte bana soruyorlar vesaire diye ama asla hakemlik yapma. Bu noktada belki iyi bir şey yaptığını zannediyor olabilirsin ama yapacağın hakemlik ilişkinin dinamiğini bozabilir, ebeveynlerinle ilişkini bozabilir ve anne babana da şunu söylemen lazım. Beni lütfen bu noktada hakem yapmayın. Bu benim kaldıramayacağım bir sorumluluk. Bizim evde böyle bir durum olduğu zaman kızımı soruyorum bazen. Bir psikologsun ama evde bunu bazen oluşturamayabiliyorsun. Diyorum ki sence kim haklı? Kızımın taktiği çok güzel, beni ilgilendirmez. O sizin aranızdaki problem. Sen de böyle durumlarda birazcık geride durursan çok çok daha iyi olacaktır. Aileyle ilişkiyi muhafaza edeceksindir. Dediğim gibi gönül isterdi ki tüm aileler güzel geçinsin. İnanılmaz böyle ponçik bir aile ortamı olsun ama her zaman öyle olmayabiliyor. Sen birazcık kendini korumaya bak. Baktın onlar tartışıyor. Yapabileceğin bir şey yok. Kendine odana, kendi masana, kendi dünyana, okuluna, hedeflerine, hayallerine odaklan. Öyle sorunlar vardır ki insan üzülür ama elinden bir şey gelmez. Biz böyle bir durumda oraya üzülüp kendi dünyamızı mahvetmek yerine birazcık sakinleşip kendi dünyamızı inşa etmeye odaklanabiliriz. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşçakal.